Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Boğa burçlarına 28 Ocak 4 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli bir hafta diliyorum tabii ki. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu geçsin inşallah diyelim. Para aşk isteyenlere de para aşk olsun. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış. Sıkıntılar gider. Sorunları çözmeye çalışırsınız. Bakın bu taraf para konuları. Şimdi güzel bir para geliyor bir kere. Birincisi pazartesi, silik, uğraştığınız, çabaladığınız parasal işinizle alakalı bitirmeniz gereken işler var ise bunlarla alakalı çok güzel cevaplar alacağınız bir hafta. Pazartesi, salı ve çarşamba aslında beklenti içinde olduğunuz olumlu cevapları alacağınız bir hafta. Hatta perşembe bile diyebilirim. Burada işinizin tıkırında gittiği ufak tefek, çok ufak tefek yalnız problemlerle karşılaşabilirsiniz. Hatta burada para geliyor dedim ya, paradan daha küçük harcamalarınızın olduğu pazartesi salı da olabilir. Elinizde bir para geçecek ve bunu ne yapacağınızı sanki şaşıracaksınız. Bu güzel değil mi ya? Yani çünkü ele geçen paraya kredi kartına gidiyor ya borca gidiyor genelleme yaparsak eğer. Burada aslında şey var, hani ne yapsam ki der gibi böyle bir görselde de çıkmışsınız. Cuma günü neler var? Cuma günü de aslında güzel bir gün. Burada sanki kafanızda bir yol planı ya da bir iş başlangıcı, yeni bir iş görüşmesi olabilir. İşinizle alakalı yeni bir iş alırsınız. Burada böyle hani sanki tamamlanma enerjisi var. Hani bir şeyleri böyle konuşup görüşüp çözmeye çalışacağınız, burada biraz mücadele edeceğiniz, tıkalı kalmış bir konunun önünü açıp yolunuza devam edeceğiniz görselleri var. Bir, dava hukuksal konularla alakalı tıkalı kalmış ve bu konularda bir süredir bilinmezlik içinde olanlar için de biraz daha cevaplar alacağınız ama tam değil. Bakın hani şöyle söyleyeyim. Nasıl anlatabilirim bunu? Şimdi dava görselleri, görülen bir dava görselleri var, bir bilinmezlik içinde hep X işaretleri çıkmış. Şimdi cevap vermekte zorlanıyorum. Üstü çok temiz ama altında bazı olayların karıştığı, birbirine karıştığı görselleri var ve bir kişiden dolayı tıkanıklık var ve bu tıkanıklık biraz daha devam edecek. Ama burada aslında soru sorduğunuz konularda güzel cevaplar alacaksınız. Yani atıyorum, davanın sonucu benim için iyi olur mu mesela, diyelim ki olur ama daha tıkanıklık var, görselleri çıkmış. Burada aynı şekilde parasal konular ya da işinizle alakalı hesaplaşma, hesap görme gibi bir durumunuz varsa karşıdaki kişinin negatif tavırlarından rahatsız olabilirsiniz. Burada negatif enerji de var çünkü. Pazar günü bir işe başlıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Evinize mi para harcıyorsunuz? Evde bir tadilatınız mı var? Burada böyle devamlı konuşmalar var, devamlı ama. Bunlar tanımadığınız kişiler gibi duruyor ya. Mesafelisiniz yani. Devamlı elinizde telefon da görüyorum çünkü bir iletişim, bir şeyi bitirme. Yine bir A harfi var burada. Hani konuşa konuşa, konuşa konuşa, konuşa konuşa bir işi bitireceksiniz ama bir süredir askıda kalmış bir iş olarak görünüyor diyebileceğim aslında bu. Hane ilişkiler. Şimdi hane ve ilişkilerde şöyle söyleyeyim. Pazartesi mesela diyelim. Karşınızdaki kişi size sırtını dönmüş. Sizin aslında burada sırtını dönen kişiye sizin sırtınızı dönmeniz lazım. Çünkü kafanız kocaman. Cevap almadınız. Konuşmaya çalıştınız. Konuşsanız da cevap alamadığınız bir kişi, partner ya da eş olabilir. Onunla devamlı bir konuşma halinde olmaya çalışıyorsunuz ama sırtını dönmüş. Yani burada bu sırtını dönme aslında küsme olarak da değerlendirebilirsiniz. Ya da ben bu konuları konuşmak istemiyorum diyen bir partner olarak da değerlendirebilirsiniz. Kafasında aslında birçok konu var fakat bunları o an için sanki hayatını almak istemiyor. Hani tartışmak istemiyor, cevap vermek istemiyor, uğraşmak istemiyor gibi değerlendirebilirsiniz. Sonuç olarak aslında baktığım zaman salı, çarşamba karşınızdaki kişi konuşmaya başlıyor. Şimdi konuşmaya başladıkça yalnız olayları büyütüyor. Hani sanki elinizde böyle bir sus, böyle parmaklarınızı ağzınıza koyduğunuzu görüyorum. Hani bir sus yeter der gibi çıkıyorsunuz bakın ama mesafelisiniz de. Karşınızdaki kişi eliyle koluyla böyle bir şeyleri anlatmaya çalışacak. Ana konu aslında bu diyebilirim. Hatta
hafta içi devamlı hani öncesinde konuşmayan, sonrasında da susmayan bir partnerle uğraşma durumunuz söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda pazartesiden sonra salı, çarşamba, perşembe de diyebileceğim alanda çevrenizde çok fazla sesin, gürültünün, insanın olduğu bir döngüyü de bize gösterebilir. Çünkü hani çevrenizdeki yapılan konuşmalardan yorulmuş görünüyorsunuz. Hani sen de sus, sen de sus, sen de sus der gibi çıkıyorsunuz. Havada kalmış bir sıkıntı, çok az kalmış yalnız. Hani bu hafta olmazsa önümüzdeki haftaya temizlenir. Hep adımlar var bu konuda çünkü. Burada mesela bir niyetiniz, bir sıkıntınız var. Benim bu hafta bunu çözmem lazım hanemde ya da ilişkilerde diyorsunuz ama o biraz havada kalıyor. Hani elinizi atsanız da çözüm bulmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Görselleri çıkmış. Gelen çok güzel haber var. Mesela cuma cumartesi güzel haberler var. Burada yeni bir şeye başlama ya da yeni bir yöne, yeni bir yere yönelme görselleri de var aslında ama burası çok temiz dediğim gibi. Sağlık konularında bir şey var mı bakalım? Sağlık konularında da varmış. Sağlık konularında bir kere karın bölgesi görselleri var. Ayak ve karın. Bu hafta aslında boğalar ayak ve karın konularına dikkat etsinler diyelim. Burada temiz para harcanma görselleri var. Olan bir sıkıntının ortaya çıkıp hızlıca kaybolması olarak bile değerlendirebiliriz. Ayaklarınız kararta çıkmış ama altında temiz görseller var. Takılsanız bile çok fazla takılmayacağınız bir sağlık problemi olabilir. O da hani ayağı burkmak mı diyelim hani Allah korusun ama hani böyle basit olacak bir konu olarak görünüyor. Sevinç gözyaşınız var bir kere. Orada benim parmağımın altına düştü o. Hanede güzel bir haber var bir kere. Güzel haberler alacaksınız. Özellikle Perşembeden sonra güzel haberleriniz var. Şimdi karşınızda sizi anlamaya çalışan birisi var ailede. Biraz küçük çıkıyor. Yani acaba çocuk mu diye düşündüm. Hani sanki böyle karşınızda durmuş, elini böyle yana koymuş. Hani esas duruşta bir kişi. Sizden biraz da korkuyor zannedersem. Onunla alakalı bir yol planı yapacaksınız bir kere ortada yani kafanızın içinde olan çok konu var evet ama burada aslında size saygı duyan, sizi seven, sizden beklenti içinde olan bir kişiye desteğiniz var. Çok da şanslı birisi yalnız eğer çocuğunuzsa çok şanslı görsellerde çıkmış. Aile içerisi pazartesi salı değil ama bakın çarşamba. Salı değil ama diyorum ama çarşamba perşembe diyelim biraz karışık. Gidenin gelenin ya da sizin gidip geleceğiniz çok konular olur. Aile daha çok ama aile içi daha çok diyebilirim. İş ve para konularında. Sıkıntılıyım, sorunlar var, çözmem lazım ama önümde yol var. Yani bu ne demek? Mücadele ederek çözebileceğiniz konular var. Ve bu konularda pazartesi, salı, çarşamba günü elinize bir asa geçiyor. Burada bitmiş olan bir işi ifade eder asa bir. İkincisi yeni bir işe başlamayı daha çok ifade eder. Hani işinizi bitiremediniz ama yeni bir iş, yeni bir para, beklenti içinde olduğunuz bir işten alacağınız cevap anlamına da gelebilir. Burada çok elinizle tutmuyorsunuz yalnız bunu. Hani burada önünüzde durmuş bağlantınız var ama hani çok da olmaya da bilirdi diyebileceğiniz. Çok böyle hani yaşasın diyebileceğiniz değil de tamam olduysa iyi oldu diyebileceğiniz bir başlangıç ve üstünde de para var yalnız para geliyor. Ha bu para belki size küçük gelir onu bilemem ama bir paranın arkasında bir paranın da geldiği görünüyor. Akabinde hemen ondan sonraki gün gene küçük bir parayı elinizde tutmuş görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi akabinde gene bakıyorum elinizi boşluğa uzatmışsınız para yok görselleri var. Yani pazartesi salıyı geçtim çarşamba bir para olabilir perşembe bir para olabilir cuma günü eliniz boşa çıkıyor. Yani cuma günü beklenti içinde olduğunuz bir para varsa orada o paranın gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bir de sanki bunların dışında sıkıntı mı diyelim, başka bir iş mi diyelim? Elinizde gene bir kişiyi tutuyorsunuz. Balon gibi yalnız bu kişi. Hani biraz tehlikeli de diyebilirim. Hani bir kişiyle ortaklaşa bir işe girdiyseniz karşınızdaki kişi her an uçabilir. Balonu düşünün yani. Hani elinizde sıkı sıkı tuttuğunuz bir kişi olarak görünüyor ama bir eliniz yok. Tek elle mücadele. Yani bu yarı zamanlı bir iş belki olabilir. Onunla alakalı bir tıkanıklık, bir mevzu, bir konu çıkabilir çarşamba günü. Ondan sonrası biraz şey görsellerinde çıkmış. Karışık ama çok kötü değil. Hani sisli alandan çıkmaya çalışacaksınız. Bir bilinmezi bilinir hale getirmeye çalışacağınız, mücadele edeceğiniz ama çok yorucu değil.
Fakat siz takmışsınız kafaya, edeceğiniz görünüyor. Gene parasal konularla alakalı pazartesi, salı, çarşamba çok para harcama durumunuzda söz konusu olabilir. Yani normal olması gerekenden daha fazla diyebiliriz. Hafta sonu burada rahat çıkıyor ya da buradan bir şey ekleyemiyoruz. Genel hatlarıyla baktığımız zaman valla güzel bir hafta. Emek var, emeklerin karşılığı var bir kere. Topluluk içerisinde de bu arada görünüyorsunuz. Daha doğrusu topluluk içerisinde görünüyorsunuz kelimesi biraz yanlış oluyor. Çünkü burada zaten kafanızda planladığınız topluluklarla alakalı konular var. Belki de onları tamamlayacaksınız, onları bitireceksiniz. Bir yol zaten açılmış burada. Uzun yola gitme, gittiğiniz uzun yolda birçok kişiyle görüşme durumunuz da söz konusu olabilir sevgili boğa burçları. Gördüklerimi size iletmeye çalıştım. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzel bir hafta diliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.